Çarklar dönüyor da bu hafta yepyeni bir bölümle karşınızdayız. Ben Rıfat Fırat, Çerkezköy'deyiz. Annemizin, babamızın, belki de farklı bir yakınımızın günün birinde ihtiyaç duyabileceği ve özellikle koronavirüs sürecinde dünyaya nefes olan yerli solunum cihazlarının nasıl üretildiğini, üretilirken hangi aşamalardan geçtiğini ve hangi testlere tabi tutulduğunu sizlere detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağız. Hazırsanız Çarklar dönüyor. Nefes. Sağlıklı bir insanın günde 23 bin kez alıp verdiği, yokluğuna ise en fazla birkaç dakika dayanılabilen hayatın kaynağı nefes. Tüm dünyayı sarsan koronavirüs salgını gösterdi ki şifa bekleyen hastanın da ona çare arayan doktorun da aradığı şey o çok değerli bir nefes. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında binlerce insan hayatını kaybetti. Yoğun bakımdaki hastaların tedavisinde en fazla ihtiyaç duyulan tıbbi malzeme solunum cihazı oldu. Üretimi için envanter taraması yaptı. Taramalar sonucunda ilk olarak Biosis firması tarafından geliştirilen solunum cihazı incelendi. Biosis firması, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın koordinasyonuyla Arçelik, Milli Teknoloji Hamlesi'nin sürükleyici gücü Aselsan ve Baykar'la bir araya getirildi. Böylece 120'den fazla mühendis için uykusuz geçecek bir maraton başladı. Türkiye'de solunum cihazı üretimi Sağlık Bakanlığı ve Sanayi Bakanlığımızın liderliğiyle başlatıldı. Covid'in ilk görülmeye başladığı anlarda gelen bu talepte o zamanlar Türkiye'de ihtiyacın çok kısa sürede çok daha fazla olacağı öngörülüyordu. Ve kısa sürede bu cihaza ihtiyaç vardı. Ve birçok kesim bu kısa sürede bu cihazın yapılmasını imkansız görüyordu. Bu sadece Türkiye değil, tüm dünyada böyleydi. Aynı zamanda dünyada büyük devler, büyük firmalar da aynı şekilde solunum cihazı üretmeye çalışıyordu. Ve 25 Mart gecesi Sağlık Bakanımızla yaptığımız toplantı sonucu onun talebiyle 5 bin tane seri üretim siparişi aldık ve projeye başladık. Yerli solunum cihazı 14 gün gibi kısa bir sürede seri üretime hazır hale getirildi. Canlarını içe sayarak görev yapan sağlık çalışanlarından ilham alan Türk mühendisleri en iyisini en kısa sürede yaptı. Türk mühendisleri ve girişimcileri bir araya gelerek insanlığa yeni bir soluk olacak yerli ve milli solunum cihazı BioVent'i üretti. Bu noktada taşı elimizin altına sadece elimizi koymadık, yüreğimizi koyduk. Tüm şirket en iyi mühendislerimizi projelerine bıraktırdık ve buna kanalize ettik. Ve bunun sonucunda bildiğiniz gibi 14 gün içinde ilk prototipimizi oluşturduk ve bir ay içinde de seri üretime başladık. Ve şu anda günlük tempo olarak da 300 adet günde solunum cihazı üretir temposuna geldik. Dünyaya nefes olan yerli solunum cihazlarının üretim hikayesi, küçük parçaların montaj bandında bir araya getirilmesiyle başlar. Üç ana grup var özellikle. Fotomak dediğimiz, akümülatör dediğimiz ve inspirasyon dediğimiz. Hatta bunu bu ekspirasyon da grubunda sayabiliriz. Bunlar harici olarak, dışarıda offline bunlar gruplanıyor, toplanıyor. Ve burada bu cihaz için önemli malzemelerden, komponentlerden biri olan vafler bunlara takılıyor ve en önemli testlerin bir tanesi de sızdırmazlık testi yapılıyor. Çünkü sızdırmazlık çok önemli. Burada en ufak bir sızdırmazlık hastaya takıldığı anda daha sonra doktorun istediği soluğu, istediği oksijen oranını vermemeye sebebiyet verebilir. Bu yüzden bunlar standalone test ediliyor ve bu standalone'dan sonra montaj hattının başına alınıyor. Montaj hattının başında bu üç grup gruplanıyor, bir araya getiriliyor. Tepsi dediğimiz cihazın içinde bulunan ana gövde, ana gövdenin içinde bunlar gruplanıyor.
Bunların yanında bunlara bağlı olarak hortumlar direkt montajda kesiliyor uygun ölçülerde ve hortumlarla birleştiriliyor. Sensörler takılıyor ve akabinde power supply dediğimiz yani besleme ünitesi ve mikrokontroller ünitesi, şaseler, elektronik kartlar bunlarla birleştiriliyor. Tabii bu arada bu elektronik kartlar dışarıda ayrı bir bölümde gene otomatik dizgi makinelerimiz olduğu yerde hazırlanıyor. Orada dizgileri yapılıyor. Bunlar birleştirildikten sonra tüm dışarıdaki ana gövde, metal gövde birleştiriliyor ve akabinde PC monitör dediğimiz kısım en üst, en son nokta o da boyunla birlikte birleştirilip artık bir ürün haline geliyor. Parçaların birleştirilmesiyle ürün haline gelen solunum cihazı artık testlere tabi tutulmak için hazırdır. Yapay akciğerlerle yerli solunum cihazının 120 fonksiyonu tek tek testlerden geçer. Önce 10 barla başlıyoruz. Neden 10 bar yapıyoruz? Ola ki hastanelerde standart dışı bir bar olursa bu cihaza ve bu cihazla bir zarar verip aynı zamanda dışarıya bir zarar vermemesi için 10 bar testi yapıyoruz. Akabinde 5 bar oksijen ve hava testi yapıyoruz. İkisini birlikte yapıyoruz. Ondan sonra yaptığımız test HiPod dediğimiz 1,5 kilovolt 10 miliamperde kaçak testi yapıyoruz. Yani şebeke kaçak testi. Tüm bunları uyguladıktan sonra olumlu geçen ürün artık normal performans testlerine alınıyor. Nedir bu performans testleri? Bu performans testleri 120 adımdan oluşuyor. Ve 120 adımda bu ürünün içindeki 8 tane parametre, özellikle o 8 parametrenin değişkenliğine bakıyoruz. Nedir bu 8 parametre? Oksijen sensörü, pip basıncı, pik basıncı, hacim, inspirasyon süresi, soluk süresi, basınçlar arası farklılık, bunlara bakıyoruz. Bunlardan da olumlu geçen cihaz daha sonra ömür testi ve trend dediğimiz testleri alıyoruz. Burada ne yapıyoruz? Burada 12 saat boyunca bu ürün çalışıyor. Bir fiil. 12 saat boyunca önce alamazsınız çünkü size almanıza izin vermiyor. Sistem otomatik olarak onun numarasını alamıyorsunuz. 12 saat dolmadı diyor. 12 saat boyunca herhangi bir programdan görünmemiş ürünlerimiz artık kutulara yerleştiriliyor ve kutularla birlikte ilgili istenilen yere sevk ediyoruz. Yerli solunum cihazı dünyadaki rakiplerine göre gelişmiş özellikleri ve daha ucuz maliyetiyle Türkiye'yi bu alanda önemli bir konuma getirdi. Baktığınız zaman bu pazarda büyük firmalar var ve bunların hepsinin farklı bir özellikleri var. Biz ne yapıyoruz? Biz doktorlarımızdan, Türk doktorlarından verdiği kıymetli feedbackler doğrultusunda ürünümüze iyileştirmeler yaptık. Üründe ekranda bütün grafikleri görebiliyorsunuz. Ama rakipleri aldığınız zaman sadece hava ve basınç ve volümü görürsünüz. Bizde basınç, volüm ve basınçla volümün grafiğini de görebiliyorsunuz. Hepsini bir anda görebiliyorsunuz. Tek tuşla tüm değerleri okuyabiliyorsunuz. Tüm değerlerden kastım özellikle kaçak değerleri, hacim tidal değerleri. Ama bu tip değerleri diğer ürünlerde birkaç tuşla, birkaç kombinasyonla yapıyorsunuz. Yani dolayısıyla bizdeki daha ergonomik bir çözüm oluyor. Diğer taraftan bizim ürünlerimiz 2,5 barla 7 bar arasında girişte çalışabiliyor. Ama rakip firmalara bakarsanız onlar 3,5 ile 5,5 bar arasında çalışır. Ama tabii hastanelerin ideali de budur. Fakat altyapılar biliyorsunuz dünyanın her yerinde aynı olmayabilir. Bunu barın dışında çıkan altyapısı olan hastanelerde onlar sorun çıkartır. Fakat biz de dediğimiz gibi orange'i yüksek tutaraktan 2,5 ile 7 bar arasında çalıştırıyoruz. Diğer taraftan bu cihazlar dünyanın önde gelen firmalarının cihazlarında yedek parçalara çok maliyetlidir. Özellikle her hastada değişmesi gereken parçalar vardır bunda. Ve o parçalar kimileri otokulavla dezenfekte edilir ama ne kadar dezenfekte etseniz de 10 seferde veya 20 çevrinde mutlaka değiştirmek zorundasınız. Değiştirdiğinizde o da değerler 1000 dolarlar mertebesindedir. Biz bunu yerleştirerekten çok daha ucuz maliyetlere oluşturulur. Bu hastanın hastaya değişme süresi de dolayısıyla doktorlarda daha bir esneklik oluşturulur. Bunun bir de ekonomik boyutu var. Ve ekonomik anlamda da bunun içindeki malzemelerin bir kısmını yerleştirerekten dışarıdaki fiyatlara göre çok daha uygun bir ürün elde ettik. Ve aynı zamanda
baktığımızda iyileştirme olarak da yaptığımız iyileştirmelerle bu sadece yoğun bakım, yani yoğun bakım dediğiniz zaman 25 derecedir yaklaşık. Bu 25 sadece 25 derecede değil, 45-50 derecelerde çalışan bir cihaz oldu. Neden bunu yaptınız derseniz, işte baktığımız zaman bizim Sahra hastanelerinde kullanıyoruz. Suriye'de Sahra hastanelerinde kullanıyoruz. Çıkar mı 50 derece? Çıkmayabilir. Ama herhangi bir problemde çıkma durumunda ürünümüz gene devam edecektir çalışmaya. Bir sıkıntı olmayacaktır. Bu tip iyileştirmeler yaptık. Geldi solunum cihazında kalite Türkiye'yi sektörde lider olma hedefine yaklaştırırken halk sağlığı için de önemli bir rol oynar. Kalite dizayndan başlıyor. Sadece üretimde değil. Dizaynda bu işin tasarım aşamasında bizim akredite laboratuvarlarımız var. Burada uluslararası standartlara uygunluk testlerini yapıyoruz. EMC, LVD dediğimiz testler. Bunun yanında standart dışı zorladığımız testler. Sadece standarda bağlı kalmıyoruz. Ne dedim? İşte biraz önce 50 derecede ben bunu test ediyorum. Artı vibrasyon ve düşme testleri yapıyoruz. Bunlar ne önemli? Çünkü bunlar şurada önemli. Gönderdiğiniz yerde her zaman düzgün olmayabilir. Bu lojistik esnasında yoldan dolayı ürünlerde sıkıntı çıkabilir. Biz bunları önceden simüle ediyoruz. Bunların testlerini yapıyoruz. Ve burada iklimlendirme testleri yapıyoruz. 80 dereceyle sadece PCB'lerde, o bahsettiğim anakart PCB'lerini eksi 40 ile artı 50 derece arasında anlık şok uyguluyoruz ki lehimlerde bir çatlama olmasın, zaman içinde bir problem olmasın. Gittiğiniz zaman çalışır ürün ama zaman içinde çalışmamasının altında aslında ürünün kalitesi yatıyor. Bu tip önlemler alıyoruz. 18 yılda adeta sıfırdan inşa edilen Ar-Ge ekosistemi, yerli solunum cihazının üretiminde önemli bir kilometre taşı oldu. Ar-Ge üzerine solunum cihazında şimdi bir projeye başladığımızda tüm dünya bu tip cihazın peşindeydi. Dolayısıyla burada kullanılan malzemeleri ülkeler yurt dışlarına çıkarmıyordu. Direkt devlet iznine tabi tutuluyordu. Ve biz de burada çok zorluk yaşadık. Yani bu projede en büyük yaşadığımız zorluk bu tip malzemelerin teminiydi. Biz Ar-Ge çalışmalarıyla buradaki kritik malzemelerin yerleştirmesine çalıştık. Nedir bunlar? En başında oransal valf dediğimiz, daha sonra arkadaşlarım da detayını verebilir, bu ürünler. Burada üst düzeyde hükümetler devreye giriyordu bu tedarik edebilmek için. Gene tedarik ediliyor ve edilemiyordu. Haliyle bütün ülkeler önce kendi ülkesini düşünüyordu, kendi milletini düşünüyordu. Buraları yerleştirdik. Ar-Ge çalışmaları burada ön plana çıktı özellikle. Hem ayrıca diğer bir şeyde sensörler konusu. Kritik bir malzemede sensörler. Sensörler tarafında bu Ar-Ge çalışmamızı yaptık. Ve bizim merkez Ar-Ge'mizde garaj diye adlandırdığımız, atölye 4.0 diye adlandırdığımız yerler var. Burada 3D printerlarımız var. 3D printerlardan prototip ürünler yaptık. Öyle bir esnekliğimiz oldu. Aynı zamanda buralarda atölye 4.0 dediğimiz yerde kalıp yerine talaşlı üretim aşamasını da burada gerçekleştirdik ürünler için. Ki çünkü süre çok kısıtlı. Çünkü kalıp olayına girdiğiniz takdirde hani bir kalıbın süresi en az 2 ay, 3 ay, 4 ay kalıbına göre değişiyor. Bizim de o kadar vaktimiz yok haliyle. Bu noktada Ar-Ge çalışmaları yaptık ve şu anda geldiğimiz noktada oldukça başarılıyız. Bu dönemde yurt dışında üretilen ve kimsenin kimseye parasıyla dahi vermediği kritik parçalarında yerli üretimi gerçekleştirildi. Solunum cihazı üzerinde en kritik komponentler elimde görmüş olduğunuz bu valf, oransal valfler ve bu sensör, flow akış sensörleri. Oransal valfler solunum cihazı üzerinde doktorun hasta için gerekli olan akış ve basınç değerlerini sağlaması için kullanılan valfler. Ürün üzerinde 6 adet bu valflerden kullanıyoruz. Bu valflerin tedariğinde çok ciddi sorunlar yaşadık. İthalat sırasında, pandemi döneminde biraz da. Bu sorunları aşmak için büyükelçilikler devrelere sokuldu. Bu sorunlarla karşılaşınca Arçelik olarak biz bu valfi yerli olarak üretime de giriştik. Şu anda elimde görmüş olduğunuz valf yerli üretilmiş valflerimiz.
Sensörler konusunda da yaşamış olduğumuz dar boğazı geçebilmek için sensörü de yerli üretimine girişerek şu anda elimde görmüş olduğunuz sensörün muadili ve ürün üzerinde kullanılabilecek sensörü de üretimini gerçekleştirdi. 24 saat çalışan dev fabrikada günde 300 adet solunum cihazı üretiliyor. 3 dakikada bir ürün çıkılıyor ortalama olarak baktığınızda. Bu kapasiteye de hemen ulaşmadık. İlk başta bu ürünün seri üretim yapılabilirliği çok önemliydi. Yaptığımız bu çalışmalar esnasında bunu da seri üretime hazır hale getirdik. İlk başta birden bu adetlere ulaşamıyorsunuz. Ve burada yazılım da çok kritikti. Yani yazılımda 100'ün üzerine biz versiyon aldık bu ARGE çalışmaları esnasında. Hem kalitesini etkiliyor bu yazılım tarafı, hem de sizin sürenizi de etkiliyor. Her türlü etkileyen bir etap. Şu an itibarıyla günlük 300 kapasite üretebiliyoruz ve artık kolayca üretebiliyoruz. Ürünü de öyle bir hale getirdik ki bundan sonra bu ürün günlük 300, hatta sayıyı artıraraktan daha da fazla adetlere çıkartılabilir. Dünyanın önde gelen sağlık kuruluşları üstün özellikleriyle ön plana çıkan yoğun bakım tipi mekanik ventilatör cihazını tercih etti. Ergonomik önemli bir şey. Servis edilebilirlik önemli bir şey baktığınızda. Yani dediğimiz gibi dünyada birkaç büyük firma, özellikle bu işin ön planda olan firmalar, haliyle servis edilebilirliği belli bir noktada. Bu noktada bizim avantajımız var. Bir, ona bakılıyor. İki, ürünün verdiği debi, yani 100 debi, 120 debi hastaya vereceği, dakikada vereceği litre önemli. Kimi cihazlar bunu 100 litrenin altında tutuyor, kimileri 120. Bizim cihazımız 120 litre debiye kadar çıkabiliyor. Bu doktorlarımız da istediği bir şey. Bu özellikler bakılıyor. Dediğim gibi tek tuşla tüm değerleri görebiliyorlar. Onlar için bir kolaylık. Yani şu ana kadar aldığımız feedbackler de zaten, feedbacklere göre biz bu UI çalışmaları, user interface çalışmalarını yaptık. Dünyanın şu dönemde en çok ihtiyaç duyduğu ürünlerden bir tanesi olan yerli solunum cihazlarına olan talep, Türkiye'nin de pazara hızlı giriş yapmasıyla zirve yaptı. Covid'in ilk görülmeye başlandığı zaman, o Mart'ın ilk 11 Mart'ta zaten Türkiye'de ilk görülen tarih. O zaman grafiğe baktığınızda, hani acaba Türkiye'de bu cihazlara çok ihtiyaç olabilir kısa sürede bir şey vardı. Gözüküyordu grafikte. Yani Allah'a şükür bizim Sağlık Bakanımız başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımızın özverili çalışması sonucunda Türkiye bu süreci dışarıdaki ülkelere göre çok daha kısa sürede ve çok daha iyi, başarılı geçti. Yani onlara da buradan teşekkür etmek istiyorum aynı zamanda. Ve bu bağlamda Türkiye'nin şu an için iç pazar ihtiyacı dışarıya göre çok daha az. Yani ben şu an ürettiğim ürün Türkiye'de şu an 320 adet iç pazara verdim. İşte bunlar da özellikle pandemi hastaneleri, Hadımköy'deki pandemi hastanemiz, Yeşilköy havalarında kurulan pandemi hastanemiz ve Sancaktepe pandemi hastanelerinde bunlar var. Ayrıca de Başakşehir'de şehir hastanesi, en büyük hastanemizden bir tanesi. Onlar da ürünlerimiz var. Buradan çoğunlukla yurt dışında şu an talep geliyor. Zaten Cumhurbaşkanımız da açıkladı. 60 bin üzerinde talep var. Talep sürekli geliyor ve özellikle pandeminin yoğun olduğu ülkelerden geliyor. Neresidir? Bugün için Brezilya. Yarın Meksika, Ekvador, buralar konuşuluyor, Rusya konuşuluyor. Şu an bizim de ihracatımızın çoğunluğu Brezilya olmak üzere çeşitli ülkeler. Hangi ülkeler derseniz, biz Afganistan'a gönderdik. Çat'a, Libya, Nijerya, Özbekistan, Suriye, dediğim gibi Dağıstan, bu tip ülkelere de ürün gönderdik. Ama çoğunluk olarak da şu an Brezilya alıyor. Çünkü en büyük ihtiyaç orada ve bu cihaz, solunum cihazı da yok ellerinde. Ve diğerlerine de yani Cumhurbaşkanımızın yaptığı hibeyle o ülkeler de bu cihazlara erişmeye başladı artık. Türkiye solunum cihazında makro üretimlerle ön plana çıkan dünya ülkelerine rakip olmayı hedefliyor. Biz daha yeniyiz burada. Yeni başladık. Nasıl biz rakiplerimizi benchmark yapıyoruz? Baktık, oradan farklarımızı ele aldık. Ve nasıl farklılaşırız dedik. Biraz önce size söylediğim rakiplerimiz 3.5-5.5 arasında çalışırken biz dedik ya bu piyasada farklı olabilir, 2.5-7 dedik.
7 barda çalıştıralım dedi. Ve şu an rakiplerimizden bazı konularda iyiyiz. Elbette ki onların da çok deneyimleri, tecrübeleri var. Bazı konularda onlar iyi olabilir. Ve şu an artık rakiplerimizle boy ölçüşüyoruz bu noktada. Mutlaka onlar da bizim cihazımızı alacaklardır. Onlar da bizim cihazımızla benchmark yapacaklardır. Onlar da kendilerine iyileştirme yapacaklardır. Bu sürekli değişen bir döngü. Bu alanda biz Çin'e rakip olabiliriz. Özellikle ekonomik boyutuyla. Özellikle bu yerleştirmeyle. Yani Cumhurbaşkanımızın bu yerli milli hamlesi oldukça önemli. Burada da bir kez daha önemli çıkıyor. Sadece ekonomik değil. Bu işin tedariği de ön planda. Yani önceden fiyatlar bir iken şu an iki katına çıktı. Bu pandemi döneminde bulamıyor insanlar. Bu bir tarafı. Diğer tarafta da dediğimiz gibi biz piyasadakilerine göre yarı fiyatına şu an biz mal ettik bu ürünü. Ve dolayısıyla Çin'de de çok rahat boy ölçüşebiliriz. Şimdi burada da bize bu konuda çok destek veren firmalardan da bahsetmek isterim özellikle. Proje başladığında Koç Holding ve Koç Grup şirketleri bize büyük destek verdi. Kendilerine teşekkür ederiz. Aynı zamanda bu proje boyunca özellikle yazılım konusunda tek şirket gibi çalıştığımız Baykar firmasına, başta Selçuk Bey olmak üzere Haluk Bey ve tüm ekibine özellikle teşekkür ederiz. Bu talep döneminde de Sağlık Bakanlığımızın USAŞ yetkililerine, USAŞ ekibine de özellikle teşekkür ederim. Ve aynı zamanda projeyi birlikte geliştirdiğimiz ve iyileştirdiğimiz Biosis firmasına da buradan adını mutlaka bahsetmek isterim. Oradaki arkadaşlarıma da özellikle teşekkür ederim. Aselsan ve diğer paydaşlara da ayrıca teşekkürlerimi bildirmek isterim. Çarklar dönüyor da bu hafta dünyaya nefes olan yerli üretim cihazlarının üretim proseslerini sizlere detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştık. Önümüzdeki hafta yepyeni bölümlerle karşınızda olacağız. Hoşça kalın.